Vardiyaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vardiyada bu bölümde Nor Radyo'yu konuşacağız. Nor Radyo 28 Ekim'de yeni yayın dönemine başladı. Murat Gözoğlu, Nor Radyo Yayın Kurulu üyesi bizimle birlikte. Merhaba Murat. Merhaba. 28 Ekim'den itibaren yeni yayın dönemine başlandı ve aslında çıkışı da oldukça güzeldi Nor Radyo'nun tabii ki. Dünyanın tüm sesleri birleşti. Evet. Neler var bu sene, neler göreceğiz, neler dinleyeceğiz Nor Radyo'dan? Öncelikle nazik davetiniz için gerçekten teşekkür ediyorum Nor Radyo ailesi adına. Bu sene Nor Radyo yeni yayın dönemine bu daha başlangıç mücadeleye devam sloganı ile başladı. Hatırlarsanız Gezi Direnişi döneminde hepimizin ağzına pelesenk olan bir slogandı bu. Fakat Nor Radyo tabii 2009 yılından itibaren bu sistemin ötekileştirdiği kimliklere, tabii bu etnik, cinsel kimlikler hepsi dahil, hepsinin sesi olmak için 2009'dan beri mücadele ediyor ve onların hani sesi olmaya çabalıyor. Bu yılda daha çok aslında biz programlarımızı hani tematik ve etnik ögeleri barındıran programlar olarak ikiye ayırıyoruz. Ve bu tematik programlarımızın içinde emek programı da oluyor, ekoloji programı da oluyor, toplumsal cinsiyet programı da oluyor. İşte efendime söyleyeyim hayvan hakları programı da oluyor veya işte bunun gibi şeyler olabiliyor. Diğer ikinci kolumuz ise de ana dil programlarımız. Biz Nor Radyo Dünya Tüm Sesleri Birleşin diyerek işte bu iki farklı tema, iki farklı konuyu birleştirerek yayın yapmaya çabalıyoruz. Şöyle ki bu sene 8 dilde yayın yapıyoruz biz Nor Radyo olarak. Amacımız tabii ki bu dilleri her sene arttırmak ama aslında işte ana dilini konuşan insan sayısı gitgide yani sistem azalınca evet elbette. azalınca biraz ne yazık ki zor oluyor. Bu sene en umut verici programlardan biri bizim için Süryanice bir programın başlaması oldu. Daha tabii bunun yanında Ermenice, Kürtçe, Pomakça, Hemşince, Türkçe tabii ki Adı Gece ve Çeçence programlarımız da var. Onlar Bunları devam ediyorlar tabii bunlar kaldıkları devam yerden. ediyorlar. Onlara bir yeni dil olarak Süryanice'yi ekledik sonunda. Süryanice de Geşro yani köprü anlamına geliyormuş. Süryanice'de Ferit Altunsu ve Şaba Boyacı hazırlayıp sunuyor. Perşembe günleri saat 21'de başlıyor. 22'ye kadar Süryanice bir program diyoruz ama tabii ki bu sadece Süryanice olan bir program değil. Süryanice ve Türkçe bir program ki yani Süryaniler dertlerini Türkiye'de yaşayan diğer kimliklere de aktarabilsinler ki bir şekilde mücadeleyi birleştirip onların dertlerini diğer ezilen unsurlar da dert edinsin ve hani hep birlikte bu sorunlara bir şekilde üstünden geçelim diye. Yani aslında Süryanice bilmeyenler de programı izlediklerinde yabancılık çekmiyorlar. Yani Evet. Türkçe de devam ediyor Tabii programın tabii tabii kendine. tabii. Yani hani, temel amacımız bu aslında. Hani dil Süryanice programı sadece Süryanice yaptığınız zaman sadece yine Süryanilere derdini anlatmış oluyorsun ama aslında bir şekilde o geniş topluma yayılmak gerekiyor. Bu Ermenice için de geçerli, Pomakça için de, diğer diller için de geçerli. Yani amacımız orada çift dilli yayın yapmak ama tabii bu programcının kendi inisiyatifine de bırakılan bir şey. Fakat dediğim gibi genelde daha çok çift dilli oluyor programlar. İşte Türkçe Pomakça ya da Türkçe Kürtçe, Türkçe Süryanice, Türkçe Ermenice gibi. Tabii şimdi uzun bir mücadeleden söz ediyoruz. İşte milliyetçiliğe, cinsiyetçiliğe, militarizme, Türkçülüğe karşı eşitlik, özgürlük ve kardeşlik yanında Nor Radyo bir yanıyla da. Ve Evet. ciddi bir mücadele de var 2009'dan bu yana. Bu mücadele sürecinde tüm bunları yapılırken nelerle karşılaşıldı? Yani neler karşınıza ilginç şeyler çıktı mı? Bunu yapmayın, ne yapıyorsunuz siz diyen olmadı mı hiç? Ya şimdi tabii ki Nor Radyo aslında tırnak içinde Ermeni radyosu olarak kuruldu. Tırnak içinde yine Ermeni radyosu olarak devam ediyor. Fakat aslında sadece Ermenilerin radyosu değil bu Nor Radyo. Artık yani tüm ezilenlerin sesi olmaya çabaladığımız için işte Süryanilerin de, Pomakların da, kadınların da, LGBT'lerin de, hayvan hakları savunucuların da, efendime söyleyeyim işte bunun gibi çoğaltabileceğimiz toplumun ezilen diğer unsurlarının da aslında bir radyosu. Tabii Ermeni radyosu olduğu için hani genelde Ermenilerde biraz bir çekince vardır. Bir işe atıldığın zaman aman oğlum aman kızım işte çok fazla öne atılma bak niye böyle şeyler yapıyorsunuz işte görüyorsunuz neler oluyor ediliyor falan filan gibi tepkilerle karşılaşıyoruz. Ama tabii ki hani bu tepkilere göğüs gerip bu zamana kadar devam ettirebilmek önemli. Ve biz de hani internet radyoculuğunda en uzun soluklu yayın yapan radyolardan biriymişiz. Bunu öğrenmiştik. Geçen yıllarda Radikal Gazetesi'nde çıkan bir haberde öyle bir sürpriz oldu bizim için de. Hani ya, bu zorluklara göğüs gererek yani mücadelemizi devam ettiriyoruz sistemin tektikleştirici ve yani yok saydığı kesimler olarak var olmaya çalışıyoruz diyebiliriz. Peki ya şimdi tam da söylemişken aslında büyükler genç bir ekip anladığım kadarıyla Nor Radyo'nun Evet, evet. hem kuruluşu hem bugüne kadar yayın kurulu da öyle sunucuları belki biraz daha hani orta yaşlı diyebiliriz ama oldukça genç bir ekip. Büyükler neler söylüyor size?
Zaten hani bu zirveme kadar devam etmesinin şeyi de genç bir ekibin de dinamizmi de olabilir. Belki onu da söyleyebiliriz ama artık yani yavaş yavaş biz de yaşımızı almaya başlıyoruz. Büyükler aslında şöyle, bu dediğim kesim de var. Hani yapmayın etmeyin, çok fazla ortaya çıkmayın ama artık biz baktılar ki hani bu iş oluyor, güzel de ilerliyor. Hani onların da hoşuna gitmeye başlıyor böylelikle. Yani bir şekilde onları sindirmiş oluyorsunuz artık. Onlar sizin gibi işte ben de bir radyo programı yapayım diyorlar ya da radyoyu dinlemekten vazgeçmiyorlar ya radyoya her türlü desteklerini sunabiliyorlar. Tabii bu destekler dediğimiz zaman maddi bir destek değil, manevi bir destek bizimki daha çok değil, öyle zaten. Hani çünkü hiçbir maddi beklentisi olmadan yapıyor insanlar programlarını, yayın kurulu üyeleri. Söyleyebiliriz bunu. Onların işte dediğim gibi yani bir şekilde onları da aslında bu mücadele amacı o. İnsanları dönüştürebilmek yani. Hani radyo da böyle, gazete de böyle, televizyon da böyle. İnsanları bir şekilde dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Ve biz de bununla birlikte bu dönüşümü sağladığımız için hani yaptığımız işin ne kadar doğru bir iş ve ne kadar doğru bir yolda olduğunu görüyoruz. Bu tepkileri sesini azaltıp hani iyi yapıyorsunuz, çok güzel yapıyorsunuz, biz de size destek olalım diyen insanlar çıktıkça. Aslında evet de biz de size destek olalım diyen insanlar gerçekten Gezi sürecinden sonra daha da arttı gibi görünüyor en azından Türkiye'de. Gezi'nin değiştirdiği koşulları da düşünürsek. Ben tam bu Gezi sürecinde biraz sormak istiyorum. Yani Nor Radyo çapulcuların tırnak içinde sesi olmaya da adaydı Gezi boyunca ama Gezi'den önce neler yaşıyordunuz, Gezi'den sonra neler değişti Nor Radyo açısından hem de Ermeni halkı açısından elbette. Şöyle diyebilirim, aslında baktığınız zaman bu çapulcu kelimesi literatürümüze Gezi direnişinden sonra girdi. Fakat biz Gezi direnişinden önce de Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği çapulcuların gündemi ve sesi olmayı bir şekilde devam ettiriyorduk. Ve ondan sonra biz de böyle basın açıklamamıza yeni yayın dönemine girerken çapulcuların gündemini ve taleplerini dinleyiciye aktaran olarak onu da yazma gereksinimi hissettik. Tabii ki Gezi direnişi süresince ana akım medyanın yayınlayamadıklarıyla veya işte yayınladıklarıyla görmüştük ne kadar otosansür mekanizma uyguladıklarını kendilerine. Çünkü artık bu sansür de değildi, otosansürdü. Biz de onun tam tersi olarak hani bazı televizyon kanalları ve radyo kanalları misal Hayat TV yani Gezi Parkı'ndan yayınlar yapıyordu. Biz de Gezi Parkı'ndan canlı yayınlar yaptık ve hani orada hatta Nor Radyo'nun yaş gününü bile orada kutladık. Yani evet. 4,5. yaş gününü orada kutladık. Çünkü biz buçuklarda kutluyoruz genelde. Bunu da açıklamak gerekirse. Çünkü radyonun kuruluşu 17 Ocak 2009'a denk geliyor. Nor Zartong'un Hrant Dink anmasında yapmış olduğu canlı yayınla ilk yayını yapıp yayın hayatına başlamıştı Nor Radyo. O yüzden 17 Ocaklarda değil, Haziran'ın ortasında kutlayıp böyle 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 diye gidiyoruz. Biraz hani insanların biraz alışık olmadığı, evet, alışık olmadığı bir tabir bu. Dediğim gibi oradan canlı yayınlar yaparak ve radyonun doğum gününü orada kutlayarak, orada Gezi Parkı'nda halaylar çekerek, işte çok dilli şarkılar dinleyerek ve hani zaten ister istemez birçok insana orada ulaşabiliyorsunuz. Ulaşabildik ulaşamadığımız kesimlere. Hani bu diaspora Ermenileri de dahil. Çünkü bizim Nor Zartong çadırını oraya kurduğumuzda diaspora Ermenilerinden çok büyük olumlu ve olumsuz tepkiler de aldık tabii ki. Yani ister istemez oluyor bunlar ama olumlu tepkiler daha fazlaydı. Bize destek mesajları atanlar olmuştu birçok kez. Ve hani bayağı da bir ilgisini çekmişti aslına bakarsanız. Çünkü çok fazla da röportaj talebi gelmişti. Hani bize Lübnan olsun, Fransa olsun, Amerika olsun, oradan buradan yayın yapan diğer Ermeni kuruluşlarından. Evet, yani hani Gezi'nin getirdiği ciddi anlamda bir değişim, dönüşüm, evet, söz konusu. Bu peki bu yeni yayın hayatına nasıl yansıyor? Yeni yayın hayatına nasıl yansıyor? Aslında dediğim gibi aslında radyonun çok fazla yayın içeriğini değiştirecek bir şey değildi Gezi Parkı. Çünkü dediğim gibi biz Gezi'de de insanların talepleri ve istedikleri çok açık ve net bir şekilde oradaydı. Hani herkes diyor işte bu ilk önce iki ağacın kesilmesiyle başlayan bir şeydi. Ekolojik bir mücadele ve yaşam alanını savunma hakkıydı. Fakat biz daha önceden de Nor Radyo olarak hani ötekilerin sesi olarak yapıyorduk bu yayınları. Ekoloji programları yapıyorduk. Orada işte haklarını talep eden işte LGBT'lerle ilgili programlar yapıyorduk. İşte kadın programımız vardı veya orada hayvanlar için gönüllü veterinerlik yapan insanlar vardı. Biz yine hayvan hakları ile ilgili programlar yapıyorduk. Aslında bunu yapıyorduk. Çok fazla yayın hayatımızı etkilemedi ama hani Gezi'den sonra oluşan bu dalga ve insanların hani mücadele etme gücünün
ve özgüveninin kendine gelmesiyle birlikte tabii ki bu da bizim program sayımızı paralel olarak saatimizi de paralel olarak arttırmıştır diye düşünüyorum. Çünkü bu yıl geçen yıl 9 zilde yayın yapıyorduk. Ne yazık ki bu yıl 8 zile düştük ama program sayımızı ve saatimizi arttırdık. Bu bizim için daha önemliydi. Evet. Tabii bu arada artık vazgeçilmez olarak soracağım bunu da. Çünkü yani son günlerin, son haftaların hatta neredeyse en çok tartışılan konusu kızla erkekle ev muhabbeti. Aslında Bakan Hüseyin Çelik'in açıklamalarından birinde vardı. Biz Musevileri ve Hristiyanları tasvip etmiyoruz ama onların dini hayatlarına karışacak değiliz. Elbette yaşayabilirler dedi. Bu tasvip etme ve etmeme noktası ya da kızlı ve erkekli yaşam noktasında sen neler düşünüyorsun? Tabii ki Sayın Bakanımızın kendi görüşüdür diyeceğim ama yani tasvip edip etmemek tabii ki kendisine kalan bir şey değil. Yani sonuçta yani nasıl söyleyeyim, insanlar Hristiyanlık da olsa, Musevilik de olsa, ki ateizmi de içine katarak söylemişti Bakan Hüseyin Çelik. Evet. Ya da bu bir güneş de olsa, bir tahta da olsa, bir masa da olsa hiçbir şekilde bu insanların neye ve kime nasıl inanacağını bir devlet olarak siz dikte edemezsiniz. Yani hadi. Ya da böyle tasvip etmiyorum diye açıklamalar yapamazsınız ki sizin ülkenizde de Musevi, Hristiyan, ateist insanlar da yaşıyor. En azından eşit vatandaşlık temelinde demokrasi, biz işte Süryanilerin işte arsalarını geri verdik, işte Nevşehir Üniversitesi'ni Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yaptık diyerek eşit vatandaşlık unsuru yaratmıyorsunuz. Bu şekilde insanları bir şekilde ötekileştiriyorsunuz. Başbakan bile çıkıp kendisi işte affedersiniz Ermeni, Yahudi, çok affedersiniz Rum gibi söylemleri var. Fakat bu sadece başbakan tarafından da değil. Ana Muhalefet Partisi daha geçen gün Muharrem İnce de Atatürk olmasaydı ismimiz Yorgo olurdu gibisinden bir açıklama yaptı. Yani hani hala insanların ana vatanlarının, Ermenilerin de olsun, Rumların olsun, ana vatanlarının Türkiye olduğunun farkında değiller ve hani bu ötekileştirici unsur olarak bunu kullanıyorlar, istiyorlar ya da istemiyorlar. Farkındalar ya da değiller ama bir şekilde hala bu zihinlere kazınmadığı sürece eşit vatandaşlık algısı biraz daha zorlayıcı bir unsur olabiliyor hükümet tarafından. Ne kadar çok paket açıklarsan açıkla ama sen benim hala varlığımı tasvip etmiyorsan demek ki sen beni burada da istemiyorsun. Ve hani bir şekilde nasıl söyleyeyim, işte okulumda da ana dilde eğitim hakkın var diyorsun ama yine eşit vatandaş olmadığım için bu ana dilde eğitim hakkı da olmuyor, özgürlük oluyor işte. Çünkü Ermeniler, Rumlar ve Museviler para verip eğitim satın alıyorlar. İşte yine demokratikleşme paketinde ortaya çıktığı üzere Kürtlerin de özel okuldan hiçbir şekilde ana dilde eğitim hakkı olmuyor bu. Bir şekilde hatta yani Türkiye'de anayasasına baktığımız zaman ana dilde eğitim değil, yabancı dilde eğitim olarak geçiyor. Hani Türkçe dışında yabancı dillerde eğitim alan veren okullar olarak geçiyor bu Ermeni Rum okulları da. Hani Kürtçe'de bir Ermeni olarak kendi tecrübelerimden aktarım yaparak hani Kürtçe'de bu şekilde ana dilde özgürlük olacak, hak olmayacak bu. Elbette. Hemen son olarak şunu da sorayım. Nor Radyo nereden dinlenebiliyor? Nor Radyo www.norradyo.com adresinden dinlenebiliyor. Ayrıca akıllı telefonlarda TuneIn uygulaması var. Oradan da dinlenebiliyor. iPhone ve Android telefonlardan, marketlerden TuneIn uygulamasını indirip dinleyebiliyor insanlar. Tamam, biz de yeniden hatırlatalım. Norradyo.com adresinden yayınlarına devam ediyor. Yeni yayın döneminde Süryanice'de yine dillerine eklenmiş durumda. Yeni programları söz konusu. Biz de mutlaka Nor Radyo'yu açın ve dinleyin deriz.